Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Engin Epileri, tiyatro oyuncusu ve yönetmeniyim. 1978 İstanbul doğumluyum. Bugün burada olmak benim için çok heyecan verici. Çünkü açıkçası birazdan size anlatacaklarım aynen böyle bir konferans salonunda başladı. Benim hayallerim ve hayallerime ulaşmak için yola çıkışım. Ben çalışmanın mutluluğu demek istedim. Çünkü çalıştıkça, öğrendikçe aslında insanın nasıl mutlu olabileceğine dair bazı küçük tüyolar almaya başladım hayattan ve bu tüyoları da aslında nasıl bulabilirim, nereden çözebilirim ve nasıl devam ettirebilirim derken işte açıkçası birazcık haylaz bir lise hayatım, ortaokul hayatım vardı. Biraz hareketli bir çocuktum. Çok samimi olacağım size. Hiç de böyle büyük büyük laflar etmeyi ben de hiç sevmem. Biraz önceki iki güzel mütevazı konuşmacımızın da söylediği gibi derslerden kaçmak için bir kol aradım kendime. Nereye gitsem acaba falan. O aralarda büyük abilerimden birkaç tanesi tiyatro kolundaydı. Tiyatro kolunda oldukları için de galiba onlar böyle önemli bayramlarda işte ne bileyim 19 Mayıs'ta, 18 Mart'ta ya da 23 Nisan'da etkinlikler yapılırdı bizim okulumuzda ve derslerden böyle izin belgeleri alırlardı. Aa bak dedim, bu güzel bir yol aslında dersten kaçmak için. Yani şöyle söyleyeyim, dersi sevmediğimden değil, bazı dersleri sevmediğimden böyle bir yol aradım kendime. O küçük genç aklımla. Ve sonra dedim ki neler var, işte Kızılay Kulu var, tiyatro kulu var. Tiyatro kulu, tiyatro kulu olabilir. Ne olabilir yani, değişik bir şey. Ne acaba, gidelim görelim diye girdim. Girdiğim anda bir anda şöyle bir şeyle karşılaştım. İçeride böyle sizin yaşınızdaki arkadaşlarım kitaplar okuyorlar, şiirler okuyorlar, şairlerle tanışıyorlar. Birbirlerini anlatıyorlar. Herkes bir hafta bir oyun okuyor. Ertesi hafta kendi birbirlerini anlatıyorlar. Derken ufak ufak sahnelemeler başlıyor. Sahnelemeler sırasında anlıyoruz ki aslında sahne pek çok sanatı içine alıyor. İşte şimdi şu ışıklar mesela çok daha ilginç, çok daha güzel bir şekilde de yapılsa estetik bir şey ortaya çıkacak. Demek ki ışık var bu işin içinde. Ben size anlatırken vücut kullanımımla ya da ne bileyim bir dansla anlatabilirsem işte dans var bu işin içinde. Belki alttan bir müzik verebilirim ve o müziğin coşkusuyla başka coşkulara ulaşabilirim. Aa bak, demek ki müzik de var bu işin içinde. Edebiyat var bu işin içinde. Tiyatro var, oyunculuk var en temelinde, ortada. Bir baktım ki tiyatro aslında böyle bütün sanatları kavrayan bambaşka bir şey ve o dersten kaytarmaya çalışan çocuk bir anda böyle büyülenir bir halde sahnede olanları izlemeye başladım ve sonra dedim ki ben de orada olmak istiyorum. Peki ben orada olmak için ne yapmam gerekiyor? Nun cevabını, işte o çözümleri aramaya başladım. Çok şanslıydım ki iyi bir okulda, Cağal Anadolu Lisesi'nde okudum ve o okulda da çok önemli tiyatro sanatçıları gelirdi. Tiyatro okuluyla beraber bütün bir sene oyunları çalışıp daha sonra da sahnelerlerdi arkadaşlarım. Benim de gerçekten çok değerli hocalarım oldu ve onlar sayesinde de yavaş yavaş böyle sahneye adım atmaya başladım. Hatta kendi dekorumu çaktığımı, kendi müziklerimizi kendimiz yaptığımızı falan da hatırlıyorum. Hiç unutmayacağım günler geçirmiştim lise yıllarında. Hatta şöyle bir şey de oldu. Oradaki o yaramaz çocuğun bir anda dönüşüp evde de bir anda ben böyle tiyatro konuşur, ne bileyim işte kolda bunları yapıyoruz diyen bir adam haline dönüşüverdim bir anda. Buna ben tabii ki sanatın iyileştirici gücü ve diyorum, kesinlikle beni çarpmıştı çünkü tam anlamıyla ve kendime bir yol çizmek için artık galiba ufak ufak bir karar vermeye başlamıştım. Sonra Devlet Tiyatrosu'ndan gelen bir tane sanatçı abimiz dedi ki biz Devlet Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunu yapıyoruz, arkada da 3 küçük roller var, bunu oynar mısınız? Hatta iki tane de çok sevdiğim, hala görüştüğüm arkadaşımla beraber biz Devlet Tiyatrosu'nda bir anda kendimizi işte herhalde 10. sınıfta şimdiki şeyle denkleştirdiğimde 10. sınıfta Devlet Tiyatrosu'nda arka tarafta figürasyon yaparken bulduk ve orada tabii büyük sanatçılarla, Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla tanışmaya başladım ve anladım ki aslında bütün benim o hayal ettiğim, benim orada olmak istediğim şey pek de kolay olabilecek bir şey değil. Çünkü insanlar yıllarını vermişler, çalışmışlar, hala çalışmaya devam ediyorlar ve çalışmaya devam ettikçe sahnede ve ayakta kalabiliyorlar. Bunların içinde de hala hepinizin de çok sevdiği çok değerli sanatçılar var ve onlarla beraber çalışma imkanı buldum. Ve bir gün dedim ki ben de konservatuvara gireceğim. Yani bu işi yapacağım. Çünkü ben sahnede olmaktan çok mutlu oluyordum. Burada olup insanlara hayatın başka bir formunu insanlara ulaştırarak o ulaştırdığım formla hayal güçlerini
açıp onlara yeni yollar çizmek, yeni bir yolculuğa çıkartmak büyüsü beni gerçekten beni benden almıştı ve dedim ki konservatuvara gireceğim, ben de oyuncu olacağım. Konservatuvara girmek için de hatta yani 11. 10. sınıfta falan karar vermiştim. Hatta çünkü 11. sınıfta işte sınavlara çalışmak için dershaneler falan başladığında aileme dedim ki ben gitmeyeceğim, haberiniz olsun, çünkü ben konservatuvara gireceğim. Tabii ki büyük bir tepkiyle karşılaştım. Burası benim için önemli çünkü ailemi ikna etmem gerekti tiyatrocu olmak için. Çünkü tiyatro ülkemizde maalesef aslında çok da kolay hayatınızı idare ettirebileceğiniz bir meslek değil. Kazanç anlamında söylüyorum. Sanat da çok kolay bir şey değil. Ama ben burada benim geleceğimi ve benim hayatımı kendi başıma idame ettirmemi sağlamamı isteyen anneme ve babama, beni o güne kadar getirmiş, eğitmiş, okutmuş olan anneme ve babama kendimi ispatlamak zorundaydım. Onlara evet ben konservatuvara gireceğim çünkü bunu yapacağım, çünkü bunu yapacağım, çünkü bunu yapacağım demek zorundaydım. Ve bunu demek de, hepiniz de belki şu anda yaşıyorsunuz böyle şeyler, istediğiniz bir meslek var ve bu konuda ailenizi ikna etmek zorundasınız. Zorundasınız çünkü gerçekten de önce kendinizi ikna etmiş oluyorsunuz aslında ailenize kendinizi ikna ederken. İstediğiniz şeyin ne kadar çok istediğinizi birilerine göstermek zorundasınız. Önce kendinize. Kendinizi ispatladıktan sonra zaten insanlar da, anneniz babanız da bunu görecektir. Ve ben dedim ki gelin devlet tiyatrosunda benim bir oyunum var. Hatta şöyle oldu. O çocuk oyunundaki başarımız sayesinde Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, işte ne bileyim Timur Selçuk'un Abdül Cambaz ve 4. Murat gibi oyunlarında da gene eski AKM'nin büyük salonunda sahneye çıkar olmaya başlamıştım. Ve aileme ben birer bilet götürdüm. Davetiye götürdüm. Beni izler misiniz lütfen diye. Sağ olsunlar onlar geldiler. Hatta geldikleri günde bütün o biraz önce söylediğim o önemli tiyatroculardan dedim ki annemle babam geliyor ve sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bunun içinde Zafer Algöz var, Sumri Arucuk var. Daha pek çok çok önemli tiyatrocular, şu anda sizin de severek beğenerek izlediğiniz tiyatrocular var. Dedim ki onlarla konuşur musunuz? Yani ben bu işte neden istiyorum, ne kadar istiyorum, burada nasıl çalışıyorum ve benden olur mu? Yani çünkü bu çok önemli bir kriter. Onlar da dediler ki neden olmasın, elbette ki yapabiliriz. Ve bizimkiler geldiler, oyunu izlediler. Oyunu izledikten sonra kollarından tuttum. AKM'de bir borsa vardı. Borsa restoranda birer çay ısmarladım. Ve orada da Zafer abi geldi sağ olsun. Sumru abla geldi. Daha Nişan abi vardı. İşte İştar Gökseven vardı. Ve dört kişi sağ olsunlar gelip şunu anlattılar annemle babama. Engin bu işi çok istiyor. İstediği kadar da aslında emek veriyor ve çalışıyor ve çalıştıkça da burada daha fazla verimi artıyor ve biz konservatuvar parçalarını bile şimdiden izledik. Bizce şu anda girse kazanır gibi bir şey söylediler aileme ve ben eve döndüğümde bir daha bir masaya oturduk ve dediler ki istiyor musun? Evet istiyorum. Yapacak mısın? Evet yapacağım. Peki dediler ve sağ olsunlar ben onları önce kendime ve sonra onları ikna ettikten sonra iyi bir aile, iyi bir örnek olarak da benim arkama geçtiler ve beni desteklemeye başladılar ve ben o günden itibaren ailemle birlikte kendi geleceğimi belirlemek için konservatuvar sınavlarına çalıştım. Ve çok şükür ki hem İstanbul Üniversitesi'ni hem Mimar Sinan'ı hem Hacettepe Üniversitesi'nin bütün sınavlarının hepsini kazandım ve neredeyse 18 yaşımda üniversite seçebilir hale gelmiştim. Hatta bazı arkadaşlarım daha işte bizim o zamanlar şimdiki olduğu gibi ikinci sınava henüz girmeden ben üniversiteyi kazanmıştım bile. İstanbul Üniversitesi de Yıldız Kenter'in başında olduğu, rahmetli Yıldız Kenter'in başında olduğu ve evimize çok yakın bir konservatuvardı ve ben o konservatuvarda konservatuvarda da okumaya başladım. Şimdi önemli bir adım atmıştım aslında üniversiteye ama gördüm ki hani ben oraya girince hani hem sanatçı oldum, tamam bak etraf çok güzel, bütün her şey tam hayal ettiğim gibi olacak diye düşünürken aynı hayatımızda da karşılaşacağımız gibi hiç de hayal ettiğim gibi olmadı. Anladım ki orada daha fazla çalışmaya ihtiyacım var. Çünkü orada da büyük bir rekabet var. Çünkü orada da çok sevdiğim arkadaşlarımla beraber çıktığımız bir yolculuk var ve kendimizi ispat etmemiz gereken hocalarımız var. Ve çok değerli hocalarımız var. İçinde Haldun Dorme'nin, Yıldız Kenter'in, Mehmet Birken'in, Suat Özturan'ın falan olduğu son derece değerli insanların onayını almanız lazım ve devam etmeniz lazım. Ve şöyle bir anım oldu. Bir anda ilginç bir şey yaşadım. Kenter Tiyatrosu'nda da o ara Yıldız Kenter Rusya'dan bir yönetmen getirmiş. Benim de tanıdığım, bildiğim çok değerli bir yönetmen. Martı oyununu, Çehov'un Martı oyununu sahneye koyacak.
Ve ben orada çok olmak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kadrosu var. İşte Yıldız Kenter oynuyor, Müşfik Kenter oynuyor, Şükran Güngör, Köksal Engür, 2 gün önce maalesef kaybettiğimiz Köksal abimiz oynuyor. Tilbe Saran gibi çok değerli sanatçılar ve orada olmalıyım ve 3 tane de rol var. Ufak işte arkadan geçiyor. Bir tanesi gitar çalıyor, bir tanesi de hizmetçi oynayacak. Orada olmalıyım. Ve orada olmak için ne yapmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor diye düşünürken bir audition yapılacağı haberi geldi. Yani bir seçme yapılacak. Hatta yönetmen okulumuza gelecek. Okulumuzda da bir seçmede de öğrencilerden de birkaç tanesini seçecek ve provalar alacak. Neyse bu bölümü çok uzatmıyorum. Geldi okulumuza, seçme yapıldı ve ben kazanamadım o seçmeyi. 2 tane, 3 tane arkadaşım seçildi ve biz böyle okulda kaldık. Ben dedim ki ne yapacağım şimdi? Yani orada olmak istiyorum. Çünkü açıkçası orada öğreneceğimi düşünüyorum ve orada devam edeceğini düşünüyorum. Evet, burası bir konservatuvar. Evet, hayallerimi gerçekleştirdim ama şimdi yeni hayallerim var. Şimdi o hayalleri gerçekleştirmeliyim. Onun için ne yapacağım? Bir şey yapmalıyım, bir şey yapmalıyım. Provanın gününü, saatini öğrendim. Kenter Tiyatrosu'nda pazartesi günü sabah 10'da prova var. Ben saat 9'da tiyatronun kapısından girdim, gittim oraya oturdum. Yıldız Hoca geldi, gördü beni. Dedi ki Engin'cim ne yapıyorsun? Hocam prova izleyeceğim ben dedim. Engin okulun var dedi. Farkındayım dedim. Ben okulumu müsaadenizle kırıyorum. Gitmeyeceğim okula. Çünkü burada daha çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Çünkü burada olmak istiyorum. Eğer ki bunun benim için bir karşılığı olacaksa, dersten kalacaksam, sınıfta da kalacaksam ben kalmaya razıyım. Bu konuda sizin için bir sorun var mı dedim. Baktı bana şöyle. Hiç böyle bir tepki beklemiyordu. Çünkü birazcık açıkçası şey yani dominant bir öğretmendi Yıldız Hanım. Ve dolayısıyla peki senin tercihin sen bilirsin kalabilirsin elbette teşekkür ederim dedi. Çünkü işte burada gene küçük bir parantez var. İstemek orada olmak ve sonuna kadar da arkasında durmakla ilgili ve mutlu olduğunuz yerle ilgili bir şeyi aslında galiba ben hocama ispat edebilmiştim. Hemen uzatmıyorum öyle bir şey yaşandı ki 1,5-2 hafta sonra ben her sabah orada bir yarım saat önceden oturup beklerken 1,5-2 hafta sonra sahnede bir prova yapılıyor. Bir küçük rol var işte Yakov rolü onu da bir abimiz oynuyor. Yapması gereken de çok küçük provada bir şey var onu da hatta canlandırayım size. Bir küçük sahne var sahnenin ortasından da bir kapak açılıyor ve bu kapak açıldıktan sonra martı gibi vah, 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 diye bağırması lazım. Rol bu kadar yapılması gereken şey tek bu. Biz de böyle izliyoruz bakalım ne yapacak abimiz falan filan diye. Abimiz kapağı açıyor. Diyor bu diyor falan. Ay yapamadım özür dilerim diyor falan. Yap. Allah Allah niye yapmıyor acaba diyorum. Martı sesi işte hepimizin yapabileceği bir şey aslında. Sonra bir ikinci gün gene olmadı. Dedi ki ben bunu biraz evde çalışabilir miyim dedi falan. Biz anlamadık martı sesini evde çalışacak. Peki ne güzel. Biz de uzaktan izliyoruz böyle yani hiç oturuyoruz. Üçüncü gün provaya gelmedi. Gelmeyince nerede bu adam niye gelmedi telefonlar falan açılmıyor. Sonradan anlaşıldı ki aslında evet gerçekten sahnede var olmak hiç kolay bir şey değil. Küçücük bir şey yapabilmek bile çok zor bir şey. Kendisi de bunu anladığı için aslında zaten profesyonel olarak da oyuncu değildi. Bırakma kararı almış. O an şöyle bir şey yaşandı. Yıldız Hoca şöyle bir arkasını döndü ve dedi ki şimdilik dedi abimizin yerine ismini vermeyeceğim. Abimizin yerine kim marke etmek ister dediğinde ben zaten o ara ayaktaydım o. Böyle duruyordum. Ve beni direkt gördü. Gel bakalım dedi. Ben geçtim işte ne bileyim hani tabii ki o an bu an göstereceğim yani. Neyi göstereceğim? Martı sesi yapabilmeyi göstereceğim. Peki öyle bir martı sesi çıktı ki içimden sanki özümde bir martı varmış gibi. Bir süre sonra böyle bir hani öyle bir de hatta oyunculardan da böyle gülenler oldu. Sağ olsun Tilbe abla çok destekleyicidir zaten her zaman Tilbe Saran. Onlar da çok güldüler falan. Ertesi gün gene inşallah gelmez diyorum. Yani gelmez ki ben burada kalırım falan. Gerçekten gelmedi. Ben ikinci gün biraz daha böyle nasıl bir özgüvense o büyük aktörlerin arasında kendimce şov yapıyorum falan. Neyse güzel tepkiler de alıyorum derken 3 gün, 4 gün, 5 gün derken rol bana kaldı. Ve gerçekten de aslında tam da istediğim şeyi kendi çabamla mutlu olacağım yere galiba kendimi getirmiş oldum. Ve bir Kenter Tiyatrosu macerası başladı ve ben çalışmaya devam ettim. Turnelere gittik. Üniversite 3. sınıftaydım galiba. Sonra 4. sınıfta Yıldız Hoca tarafından yine aynı tiyatroda bir başka oyunun başrolünü Yıldız Hocamla paylaşma teklifi aldım ki bu hayatımda aldığım en büyük, en önemli teklifti ki oradan itibaren önümdeki örnekle tabii Yıldız Kenter'in çalışma temposu ve hani bir an bile hayattaki bir boşluğu bile havada bırakmayan bir öğretmen olarak bana bir şeyleri anlatmaya başlamıştı zaten. Öğretmeye de çoktan başlamıştı zaten. Ve bir
15 sene kadar sürebilecek bir birliktelik yaşadık kendisiyle. Bu süre içerisinde gerçekten 27 ila 28 arasında prodüksiyonun içerisinde birebir var oldum. Bunların 18-19 tanesinde bizzat oyuncu olarak var oldum. Bu süre içerisinde işte bir anda Kenter Tiyatrosu'nda sahneye çıkmamla televizyondaki yapımcılar beni görmeye başladılar. Sonra işte reklamlar çekmeye başladım. Sonra dublaj yapmaya başladım ve anladım ki çalıştıkça, kendimi gösterdikçe mutlu oluyorum. Mutlu oldukça daha fazla üretiyorum. Daha fazla ürettikçe daha fazla mutlu oluyorum ve bunu bir yaşam biçimi haline getirdim. Güzel arkadaşlarım, söylemek istediğim tek şey var. Ne yaparsanız yapın, mesleğiniz ne olursa olsun, hayattan ne istiyorsanız isteyin. Lütfen mutlu olacağınız yeri, mutlu olacağınız anı arayın ve bulun. Çünkü iş olsun diye yapacağınız bir iş sizi mutlu etmeyecekse emin olun başarı kazanamayacaksınız. Onun için başarılı olmanın, bana kalırsanız, bir numaralı kuralı önce çalışmaktan ve sonra o çalışmanın da mutluluğundan geçiyor. Ben yıllar sonra Kenter Tiyatrosu dağıldıktan sonra, rahmetli hocamızı da kaybettikten sonra kendi tiyatromu kurdum. Tiyatro İn ismiyle, bu sene 10. senesinde. Şimdiye kadar 7 tane prodüksiyon yaptım. Şu an 3 tanesini oynuyoruz. Akciğer, Anne ve daha yeni geçen hafta premierini yaptığımız Kim Bu Ben adlı oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Artık yönetmenlik de yapıyorum. Kendimce büyük prodüksiyonları artık hayal etmeye başladım. Umarım ileride sizlerle beraber onlara da tanık olursunuz. Ama tek bildiğim bir şey var ki ben çok bu işi yaparken mutlu bir adamım. Ve anladım ki mutlu oldukça daha iyi yapmaya başlıyorum. Daha iyi yaptıkça da daha çok üretmeye başlıyorum. Yani nacizane söyleyebileceğim tek bir şey var. O ilk başına şöyle bir dönelim. Hadi konuyu şöyle bir bağlayalım isterseniz. O haylaz çocuğun ders kırmak için girdiği tiyatro kolundan aslında galiba şu anda kendi ayaklarında üzerinde durabilen, arkasında 20-25 tane insanı çalıştırıp birlikte sanat üretebilen, ülkemizdeki tiyatro sektörüne diyeyim yepyeni metinler kazandıran, dünya tiyatrolarında neler oynanıyorsa gidiyorum, izliyorum ve onları çevirilerini yaparak ülkemizdeki tiyatro severlerle buluşturmaya çalışıyorum. Böyle bir misyonu kendimce üstlenen bir yere gelmiş oldum. Kısacık bir hikaye, tabii ki sürem bittiği için kapatmak zorundayım. 15 dakika içerisinde bunlar sığıyor ama ben çok mutluyum. Çalıştığım için çok mutluyum. Çok mutlu olduğum için de çalışmaya devam edeceğim. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim.